Bir gün Ebul Hasan Hazretleri bulunduğu mevkide imam, camide vaiz neyse artık, kürsüyle vaaz ediyor. Allah size şöyle hesap soracak, Allah size şunu soracak, var olanları anlatıyor. Beyler, Allah kılı kırk yararak aldığınız nefesin her bir anını, yediğiniz lokmanın her bir kırıntısını, attığınız adımın her bir tanesini, vücudunuzdaki uzuvlarının ve organlarının her birinin hesabını sormadan, siz de cevabını vermeden ayaklarınız dahi yerinden kıpırdamayacak diyor Resulullah Aleyhisselam. Ne yaptıysanız 24 saatin 24 saatinin dakika dakika hesabını soracak Allah sizden. Hepimizden. Ve bunun cevabını almadan yerinden kıpırdaman mümkün değil. Bunları anlatıyor Ebul Hasan Hazretleri. O arada İmam Şibli Hazretleri caminin, mescidin kapısından geçiyor. Cami tıklım tıklım tabii. İmam Şibli bu meseleyi duyunca biraz kulak misafiri alıyor ve sonra sesleniyor. Ta oradan kürsüye sesleniyor. Diyor ki İmam Şibli Hazretleri kapının önünde duruyor. La tehvefun nas kesiran. Ey Hasan, insanları çok korkutma diyor. İnsanları çok korkutma. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Çünkü Allah لَا تَسْأَلُ عَنْ عِبَادِهِ اِلَّا عَنْ شَيْئَيْنِ Allah sadece insanlara iki şey sorar diyor. Çok soru soracak, çok soru soracak diye anlatırken diyor ki Allah insanlara sadece iki şey soracak diyor. Ve Allah der ki diyor يَا عِبَادِي Ey kulum اَنَا كُنْتُ مَعَكَ وَاَنْتَ بِمَنْ كُنْتَ Ben dünyadayken seninleydim, peki sen kiminleydin diyecek Allah. Ben seninleydim, sen kiminleydin diyecek. Bu sorunun cevabı hazır mı bizde? Bu sorunun cevabı hazır mı bizde? 24 saatini düşün, kahvede geçirdiğin anı düşün. Okey masasında, içki masasında, televizyon karşısında, dedikodu anında otur düşün. O anı soracak Allah. O anları tek tek, dakika dakika. İmam-ı Gazali her saatin hesabını vereceğiz diyor. O saatleri sorduğunda ne diyeceğiz Allah'a? Ben seninleydim, sen kiminleydin? Bu sorunun cevabı bile yok bizde. Değil cevabı, karşılığı bile yok. Ama bu soru sorulacak. Sana sorulacak, bana sorulacak. Ne yapacağız o zaman? Sonra şimdi bunu söyledik. Bize ne kadar tesir etti? Belki biraz içimizi cızlattı mı? Bilmiyoruz. Ama bunu duyan kürsüdeki Ebul Hasan Hazretleri olduğu yere bayılıyor. Olduğu yere bayılıyor. Ve bir süre sonra ayılınca diyor ki Ya Şibli, ey Şibli sesleniyor ona. İnnallâhe Teala yes'elu an ibadihi es'ele mimmen hâdâ. Allah senin bu sorduğundan daha kolayını sorar. Şimdi birbirlerine kolay soruyor diyor ama sorular zorlaşıyor aslında. Yani tek bir şey soruyor Allah ama her şeye bedel. Senin bu sorduğundan daha kolayını soracak diyor Allah uyanınca. Diyecekmiş ki Allah, ayeti kerime bu. İnfitar suresi olması lazım. Allah diyecek ki ya ibadî, ey kulum, مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Seni kerim olan Rabbinden gaflete, dalalete düşüren neydi? Ne diyeceğiz? Seni benim varlığımdan, azametimden, kuvvetimden, azabımdan, nimetimden, cehennemimden, cennetimden seni alakoyan neydi? Seni ne oldu da alakoydu benden? Diyecek Allah. Ne diyeceğiz? Bende bir cevap yok ha. Size bunu ne diyeceğiz derken ciddi soruyorum. Ne diyeceğiz? Bende karşılığı yok bu sorunun. Ne diyeceğim Allah'ıma? Allah'ım böyleyken böyle nasıl diyeceğim? Sen benleydin, melekler omuzumdaydı ama ben yine de şu günahımı işledim diyeceğim. Hangi yüzle bunu söyleyeceğim? Ama ne diyeyim, itiraz edebileceğim mi? Yok ben yapmadım diyebileceğim mi? Böyle bir şeye gücümüz var mı? Ama bu sorunun muhatabı biziz. Ne diyeceğiz o anda Allah'ımıza biz? Sen benleydin, ben filanca mıydım diyeceğim. Sen bana kendini anlattın da
Ben senden dalalete düştüm, gaflete düştüm. Şundan şundan sebep mi diyeceğim? Hangi şey daha kıymetlidir ki Allah'tan bizi gaflete düşürsün? Hangi şey daha kıymetlidir? Hazreti Ali diyor ki, "Garrake bi rabbikel kerim" diye sorarsa diyor Ali, Hazreti Ali radıyallahu anh. Bakın Hazreti Ali diyor ki Resulullah aleyhisselam, "Ben ilmin şehriyim. Bu şehrin kapısı da Ali'dir" diyor. Öyle bir ilmi var ki Hazreti Ali'nin. Peygamber diyor ki, alemlere rahmet olarak gelen peygamber, "Ben ilmin şehriyim, Ali de bu ilmin kapısı" diye övdüğü Ali diyor ki, "Eğer Rabbim bana bunu sorarsa, seni kerim Rabbinden ne alakoydu diye sorarsa, ben de diyeceğim ki, مَا غَرَّنِي بِرَبِّي اِلَّا جَهْلِي" diyeceğim diyor. "Ya Rabbi, beni senden sadece cehaletim alakoydu" diyecekmiş. İlmin kapısı olan adam, zat bu cevabı verir. Şimdi düşün bakalım sen ne diyeceksin? Peygamberin "bu adam ilmin kapısıdır" diye övdüğü bir kimse, ilmin babası gibi bir adamken Hazreti Ali, "Allah bana bu soruyu sorarsa, ya Rabbi cehaletim beni senden alıkoydu" diyecekmiş. Biz ne yapacağız? İşte yarın bu soru bize sorulduğunda belki de yine böyle tek yapacağımız şey boş boş bakmak olacak.